Merhabalar. Bugün 9-15 yama notlarından bahsedeceğiz. 5 tane yeni kostümümüz var. Pyke, Irelia, Akali, Warwick ve Jinx. Bu senenin proje kostümlerini alacak olan şampiyonlar. Bunun yanında Kha'Zix, Malphite, Vayne, Swain, Syndra ve LeBlanc gibi oyun kapasitesi yüksek olan şampiyonlar da buff'lar alacak. Evelynn, Rumble ve Qiyana ve bunun yanında Karma da support olarak nerf alacak 9-15 yama notları kapsamında. Hemen şöyle kozmetiklere hızlıca bakmak gerekirse Pyke dışındaki tüm şampiyonların fiyatları 1350 RP iken Pyke'ın fiyatı bedeli 1820 RP olacak. Tabii 1820 olmasının yanında Pyke'ın oldukça esnek bir role sahip olması ve bu kostümün yanında alacak olduğu yeni VO yani voice over rında etkisi var. Diğer şampiyonlar sadece SFX ve VFX özellikleri alırken Pyke bu SFX ve VFX yanında yine de bir VO'ya sahip olacak. Diğer şampiyonlar dediğim gibi 1350 RP üzerinden fiyat biçilirken Pyke'ın 1820 RP olacak ve özel Prestige Edition kostümü de bu konsepte Irelia. Yani gelecek İrelia için tercih edilmiş durumda. Bunun yanında bu şampiyonlar kromalar alırken daha önceden çıkmış olan Fiora, Lucian ve Zed de unutulmadan bu şampiyonlar için de birer kroma düşünülmüş durumda. 3 tane yeni Project Emote'umuz var. Akali, Jinx ve Pyke için. Bunun yanında Split Tree için de bitirmiş olacağınız, daha doğrusu bitireceğiniz lig için de Qiyana emote'ları mevcut 2019 senesi için. Ve LCK emote'ları da söz konusu. 9-10 takım için de LCK emote'u 9-15'te görücüye çıkacak. İlk günün yaması bu şekildeydi. İkinci günün yamasına geçtiğimizde ise geçen haftalarda çıkan Lux Comi için 3 tane yeni sihirdar simgesi, Summer Icon söz konusu. Ve dün geceki gelen patch'te proje kostümlerinin teması sunucuya eklenmiş durumda. Bunun yanında Prestige Edition Irelia için de özel yükleme görseli de sunucuya eklenmiş durumda. Ve şampiyon değişikliklerine geçiyoruz. Kha'Zix Q yeteneği yükseltilmiş. 50, 75, 100, 125, 150'den 60, 85, 110, 135, 100, 160'ı yükseltilmiş durumda. Özellikle solo Q'da Kha'Zix önüne geçtikten sonra hemen hemen durdurulamaz bir hal alıyor. Ve bu değişiklikten sonrası 10 hasarlık 10 birimlik bir damage artışı bile Kha'Zix'i daha ölümcül kılmaya yeter ve artar bile. Malphite değişikliği var. Ben böyle bir değişiklik beklemiyordum açıkçası. Çünkü 2 yama önce Morde Rework'ün geldiği patch'te Wukong'da olan ufak reworkleri iptal edilmişti. Aslında onlar QOL değişiklikleriydi. Fakat mini rework olarak değerlendiriyorum ben açıkçası. Ve Wukong'un dışında yamaya eklenmiş durumda. 9-15'e bakalım. Planlanan rework'ten nasibini alacak ya da rework'ün hepsi %100 bir şekilde yansıtılacak mı? Bence hayır. Daha önce tasarlanan, üzerinde çalışılan rework'ün sadece belli kısımları yani kırpılmış bir şekilde 9-15'e aktarılacaktır diye düşünüyorum ben Malphite. Aynı şey Wukong için geçerli olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Q yeteneğinden başlıyoruz. Yavaşlatma oranı yükseltilmiş. %15, %20, %25, 30-35'ten 20-25, 30-35, 40'a yükseltilmiş. Ondan sonra tabii ki bu Q yeteneği açıkçası lane phase için çok önemli, çok büyük bir masif değişiklik değil. Ama W yeteneği öyle değil. Tool tipi hatalı olabilir ama bence şöyle. İlk vuruş değil, aktif özelliğinin süresi boyunca. Hasar yükseltilmiş. W'sunun aktif hasarı 20, 35, 50, 65, 80'den 30, 45, 60, 75 ve 90 olmuş. Ben 9-15 kapsamında Malphite'ı ormana, jungle dönmeye daha yatkın görüyorum.
W's'un almış olduğu değişiklik eklentiden dolayı. Lane özellikle şu anki top lane metasındaki lane phase'i içler acısı. Ha tabii late game'de orta oyunda mid game ve late game'de efektif güçlenmeye başlayan bir şampiyon. Fakat early için özellikle şu anki top lane metasında Malphite'in çok sağlıklı bir çevre içinde olduğunu, environment içinde olduğunu söyleyemem. Ve konteks değişiklikleri var. Bunlar 9-15'e gelmesi beklenen buff'lar ve nerf'ler. Video başında bahsettiğim Evelynn, Rumble, Qiyana ve Support Karma nerf'leri var. Bunun dışında Lissandra, Malphite'dan bahsettik. Lissandra, Poppy, Graves, Diyxis gibi şampiyonlar için de buff'larımız var. Evelynn'in canavarlardan aldığı Refund, iade özelliği biraz kırpılmış, 160'tan %50'ye çekilmiş durumda. Rumble'ın ulti diyorum, W yeteneğinin kalkan özelliği nerflenmiş durumda. Bunda tabii ki mid lane'de bir anda yıldızı parlamasının büyük bir etkisi var. 100, 130, 160, 190, 220'den 80, 110, 140, 170, 200'e çekilmiş durumda kalkan değeri. Qiyana'nın ultisinin bekleme süresi yükseltildi. 100 saniyeden 2 dakika 120 saniye yükseltildi. Karma'nın ER kombosunun kalkan özelliği nerflendi, hem de büyük bir nerf. Pardon, 30 90 150 210'dan ilk seviyesi oldukça düşürüldü. 25 80 135 190 şekilde oldu ve AP ratio'su %60'tan %50'ye çekildi. Bu kalkan özelliğini tedarik edebilmek için artık biraz daha karmaya AP takviyesi yapılması gerekecektir. Lissandra buff bir dönemin özellikle orta koridor mid lane popüler picklerinden, özellikle Aftershock'la beraber Lissandra ufak bir buff alıyor. Seviye başına aldığı can artışı 87'den 90'a yükseltilmiş durumda. Poppy'nin W'sunun aktif hareket hızı, pardon, 135'ten 140'a, %35'ten 140'a yükseltilmiş durumda. Graves'in E yeteneğinden aldığı armor özelliği küsuratlar atılmış bir şekilde flat değerlere sahip oldu. 7, 9, 11, 15 olacak şekilde dengelendi, bufflandı. Lee Sin'in belki de en temel hasarlarından biri Q yeteneğinin hasarı yükseltildi. 55, 80, 105, 130, 155 oldu. Galio'nun pasif için bekleme süresindeki değerler üzerinde oynandı ve biraz bufflandı. Ufak bir buff aldı. Swain bir önceki yamada Q yeteneğinin range'i yükseltilmişti. 670 civar bir şey olmuştu. Yanlış da hatırlıyor bilirim. 650 de olabilir ama bir sonraki gecede nerflenmişti, kırpılmıştı. 625'e çekilmişti. Bu yamada yeniden bufflanması bekleniyor. LeBlanc'ın E yeteneğinin ikinci hasarı bufflandı. 60, 90, 120, 150, 180'den 60, 105, 150, 195 ve 240 oldu. İlk seviyelerde fullemek için aslında çok ideal bir yetenek değildir normalde LeBlanc'ın E yeteneği. Fakat bu hasar değişikliği sonrası özellikle 5. 6. seviyeye kadar değer verilebilir, yükseltilebilir bu yetenek. Syndra'nın pasifiyle beraber birleşen W yeteneğinin True Damage'ı yükseltildi. 120 True Damage, 46, %14 AP'den 130 True Damage, 69, %21 AP oldu. Xerath'ın ultisinin range'i tüm seviyelerde aynı olacak şekilde 5000'e sabitlendi. Lucian'ın ultisinin hasarı 25-35, pardon, 20-35, 50'den 20-40-60'a yükseltildi. AD ve AP oranları üzerinde oynanmadı. Çok ufak bir buff adjustment aslında bu, düşündüğümüzde. Soraka'nın Q yeteneğinin hasarı yükseltildi. 60, 95, 130, 100, 165, 200'den 75, 110, 145, 180 ve 215'e yükseltilirken Vayne'in E yeteneğinin çarpma hasarı, yani duvara çarpıp
standlama yerine mıhlama hasarı, sabitleme hasarı %100'den %150'ye yükseltildi. Zaten Vayne en ölümcül, en tehlikeli hiper carry'lerden biri. Orta oyundan itibaren artık çok rahat bir şekilde E yeteneğiyle beraber rakiplerini avlayabilecek duruma gelecek. Bunlar tabii 9-15'te gelmesi planlanan değişiklikler. Hangileri gelir, hangileri iptal edilir bilmiyoruz ama bu değişikliklerin büyük bir kısmını 9-15'te göreceğiz diye tahmin etmek hiç de saçma olmaz. Şimdilik 9-15 ama notları böyle. Bakalım bu akşam bizi neler bekliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.